yıldaki aylık değişim oranlarını ifade etmektedir. Gider para cezaları açısından uygulama, bir kere gider para cezalarının borç asıllarının ve bunlara ilişkin gecikmeli zam ve cezalarının %50'si konu tarafından terkin ediliyor ve terkin ediliyor. Geri kalan %50'si ise yurt içi üretici fiyat endeksi aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle yeniden düzenlenerek peşin ödenebilir hale getiriliyor. Yasayla getirilen diğer bir uygulama ise gayri faal işlemleriyle alakalı. Bizim uygulamaya yön veren sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği çerçevesinde bir iş yerinden kurumuza 2 yıl ve daha fazla süreyle işçi bildirimi, sigortalı bildirimi yapılmıyorsa biz o iş yerini gayri faal işlem olarak adlandırabiliyoruz. Gayri faal işlemlerinden borç türü bazında hepsi ayrı ayrı olmak üzere. Yani sigorta primi olsun, işsizlik sigortası primi olsun, sosyal güvenlik destek primi olsun, kurum tahsille görevli olduğu eğitime katkı payı, damga vermesi, özel işlem vermesi, bunlar için ayrı ayrı olmak üzere 100 liraya geçmeyen borç asılları, bunlara ilişkin geçme zam ve cezası ne olursa olsun terkin edilmiştir, terkin ediliyor. Yani kurum alacaklar arasında yer verilmiyor. 9 gün dahil, 9 günün altında çalışanlar açısından biz iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini çalıştıranlardan zorunlu olarak tahsil edeceğiz. Yani bunları çalıştıranlar %2 iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemek zorunda olarak. Yani gerçek işi, teyzemiz, annemiz, bizler, evimizde erkek olsun, bayan olsun bir kişi çalıştırırsak 1 gün, 2 gün, 3 gün, 9 güne kadar. Bundan da alakalı asgari ücretin %2'si, günlük tutarının %2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceğiz artık. Bunlar başlamak üzere 1 Nisan 2015 tarihinde itibaren uygulamayı paylaştıracağız. Nasıl yapacağız? İşverenin bu tür yükümlülüklerini kurum olarak artık biz üstleniyoruz. Diyoruz ki artık iş yeri bildirgesi vermene gerek yok. İşe giriş bildirgesi vermene gerek yok. Her ay aylık bir hizmet belgesi vermene de gerek yok.